Herkese iyi akşamlar. Ramazanınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz orucu, hep birlikte yaptığımız iftarı kabul etsin. Bayrama hep birlikte sağlıkla, mutlulukla, büyük acılar yaşamadan ve bir daha ne bayraklımız, ne Türkiye'miz, başta deprem olmak üzere hiçbir afetten gözyaşı dökerek ayrılmayacağı dirençli kentlere kavuşmayı ümit ederek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce değerli başkanlarım konuştular. Serdal Sandal 5 yıldır görev yapıyor Bayraklı'da ve bir bayrak yarışında bayrağı İrfan Önal kardeşimize, bir genç kardeşimize, kendisinin belediye meclisi üyesi olan, imar komisyonu başkanımız olan Büyükşehir'de bir kardeşimize teslim ediyor. Biraz önce kullandığı ifadeler ve sizden, bayraklı halkından talebi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partililere yakışır bir taleptir. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. İrfan Önal bizim partide emek veren herkesin çok yakından tanıdığı, 20 yaşında Gençlik Kolları Başkanı olan, benimle birlikte parti meclisi üyeliği yapan, 2019'dan beri Bayraklı'da belediye meclis üyeliği ve belediye meclis başkan vekilliği görevlerini götüren, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarında emek emek mücadele etmiş ve bu mücadelelerin sonunda nereye geldiyse kendi emeğiyle gelmiş bir kardeşimizdir. Kendisine onu destekleyen bütün gençlik kolları, yüreği onunla birlikte olan, adaylaşma sürecinde İrfan için katkı koyan bütün gençlik kollarının ortak adayı olan İrfan kardeşime başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Burada Manisalılar vardır diye tahmin ediyorum. Manisalılar, neredeyse çoğunluktayız. Buranın hikayesi, yıllar önce Kula Mensucat Fabrikası'nın çalışanlarıyla birlikte Bayraklı'ya taşınmasıyla birlikte Bayraklı, Manisalı nüfusunun en yüksek olduğu ilçemizdir İzmir'de. İzmir'de en çok Manisalılar vardır İzmir doğumlulardan sonra, ama en çok da Bayraklı'da vardır. Ayrıca artık yeni ikinci, üçüncü kuşakların doğum yerleri burasıdır. Çoğunun kütüğü de değişmiştir. Ama Bayraklı çok sayıda hemşehrimin olduğu bir yerdir. Sevgili Serdar Sandal Bayraklı Belediye Başkanlığı'na 5 yıl önce atandığında, o dönemde görevi bırakan belediye başkanımız, kendisi de çok sevdiğimiz bir partilimizdir, Manisalı olduğu için Manisalılarda bir kırgınlık vardı. O zaman hiç unutmuyorum, bir düğün salonunda bir araya geldik. Düğün salonunda Serdar Bey vardı. Yanında Tunceli'den değerli dostum, çok kıymetli arkadaşım. En sonunda torunu olunca kirve olduk. Kirvem Polat Şaroğlu vardı. Polat'a dedim ki, Polat sen erkek tarafısın, ben kız tarafıyım. Serdar Bey'in değerli eşleri bizim hemşerimizdir. Ve o gün bütün Manisalılardan Serdal Sandal'a destek istemiştik. Siz de beni mahcup etmemiştiniz. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Bugün de İrfan kardeşime, benim hem siyaseten çok sevdiğim hem insan olarak çok sevdiğim İrfan kardeşim, Bayraklı'daki bütün Manisalı hemşehrilerime emanettir. Bir iftar sofrasında bir araya geldik. Bizi bu sofrada bir araya getiren çok değerli
İrfan kardeşime, Serdar başkanıma, İzmir il başkanıma teşekkür ediyorum. Oruçlar tutuldu, Allah kabul etsin. Ama orucu sadece sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yememek, içmemek olarak kabul etmek Ramazan'ı anlamamaktır. Ramazan'da bu bahsettiğim midenin orucudur. Ama hiç şüphe yok ki ağzın orucu, kulağın orucu, aklın ve kalbin orucu midenin orucundan belki de daha önemlidir. Kötü söz söylememek, küfretmemek, hakaret etmemek, dedikodu yapmamak ağzın orucudur. Kem sözlere kulakları kapatmak, dedikoduyu dinlememek, iftiraya prim vermemek kulağın orucudur. İyi şeyler düşünmek, tasarlamak, insanların iyiliği, mutluluğu için çalışmak, planlamak zihnin, aklın orucudur. Ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kırık kalp varsa, bir üzülen çocuk, korkan çocuk varsa, korkan bir kadın varsa onlara sahip çıkmak, onları düşünmek ve o temiz duygularla kalbini oraya açmak da kalbin orucudur. Bugün İslam coğrafyasında pek çok yerde üzücü olaylar oluyor. Ama öncelikle dün Rusya'da yapılan saldırıda son bilgilere göre 160'a yakın kişi IŞİD militanları tarafından, yani sözde Müslümanlar, kendisinden başkasını Müslüman görmeyenler ve sözde din için bir şeyler yaptığını söyleyenler tarafından Allah'ın yarattığı 160 kişi, hem de çoluklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle hiçbir günahları olmayan bir toplumsal alanda katledildiler. Ben Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e ve yine Rusya Büyükelçisi'ne hepimizin üzüntülerini ileten birer mesaj yolladım. Orada hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine 3 aydır Filistin'de Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail Devleti'nin yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin'de 32 bin kişiden fazlası hayatını kaybetti. 32 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuktu. Bu katliama dur demek için dünyadaki 140 ülkedeki siyasi akrabalarımıza mektup yazarak, Sosyalist Enternasyonal'de Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kurultayında ayrı ayrı çağrılar yaparak ifade etmiştik. Bugün Türkiye'nin sıcak gündeminde de Filistin var, olmalı, orada akan kan durmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız kara olan rahmetli Bülent Ecevit'in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yasar Arafat'la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin'e sahip çıkan pozisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e koyduğu dayanışma, mücadele, mücadelemizdir. Onların da tarih önünde saygıyla huzurlarında eğiliyoruz. Bugün Türkiye'de siyasi mitingler yapılmakta. Mitinglere derdi olanlar koşmaktadır. Ben 1,5 ay önce emeklilere bir çağrı yapmış, sesinizi duyurmak isterseniz ki 10 bin lira en düşük emekli maaşıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü parayla 26 bin liraya denk geliyor 1,5 asgari ücret. Ama TÜİK'in hesabına göre zam yapacağım, enflasyona ezdirmeyeceğim diyenler bugün emeklilerimize
10 bin lira gibi bir sefalet ücretini layık görmüşlerdir. 22 yıl önce 8 çeyrek altın değerindeki emekli maaşı 2,5 çeyrek altına düşmüş. Emekli 22 yılda 5,5 çeyrek altın bir maaşından kaybetmiş ve her ay 5,5 çeyrek altın zarar etmektedir. 2018 yılındaki ilk olarak hatırlayalım, selamlayalım. 2015'te Emekliler Partimizin verdiği bir sözle emekli ikramiyesi almaya hak kazandılar. O ikramiyeyi kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayesinde alıyoruz. Sayın Genel Başkanımızı Bayraklı'dan selamlıyoruz. Bütün emekliler adına teşekkür ediyoruz. O gün Kemal Bey her iki bayramda birer maaş demişti. Biz vermeyiz, veremezsiniz. Kimin malını kime veriyorsunuz diyenler 2015'in 1 Kasım'ı geldiğinde çoğunluğu 7 Haziran'da kaybettikleri için biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 Ramazan, 3 Kurban geçti. 6 bayram emeklinin hakkı olan ikramiyeyi vermediler. Ve sonra 2018'de bir seçimden hemen önce 1000 lira verdiler. Biz itiraz ettik, beğenmedik, eleştirdik. Hiç olmazsa bir asgari ücret verin dedik, 1000 lira yeter dediler. Kıymetli emekliler, değerli büyüklerim, zaman geçiyor, çok çabuk unutuluyor. 2018'de kıymanın kilosu 42 lira, 1000 lira beğenmediğimiz, az bulduğumuz o emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün emekli ikramiyesi 3000 lira oldu. Kasaba gittiğinizde 4 Nisan günü çekeceğiniz bayram ikramiyenizle sadece 6 kilo kıyma alabileceksiniz. Bir kez daha zam gelmezse. 24 kilo kıymayı 6 kilo kıymaya indiren ve bunu sadece emekli ikramiyenizden size kaybettiren de bugün emekliye kıymet vermeyen anlayıştır. Ve emeklilere 1,5 ay önce çağrıda bulunmuştum. Gelin meydanları doldurun, sokakları doldurun, birlikte mücadele edelim, hakkınızı isteyelim demiştik. Emekliler sesimize ses verdiler, kulak verdiler, meydanlara geldiler. Her geçen gün daha kalabalık, emeklilerin sorunlarını ana gündem yaptığımız mitinglerle Türkiye'nin gündemini belirliyoruz. Gazetelerde birinci sayfadan haber oluyor. Bütün liderler teker teker emekliyi konuşmaya başladılar. En nihayetinde artık bütün liderlerin gündeminde var. 1,5 ay önce %4,5 ülke büyüdü. Emekli halinden memnun. Özgür Efendi emeklileri kışkırtamazsın, peşine takamazsın diyenler şimdi emeklinin sorunlarını bildiklerini, gelecekte çözeceklerini söylüyorlar. Bankalara 2 yılda bir, 3 yılda bir verilecek promosyonu 1 yıl, 2 yıl öne çekin, Nisan'da verin, 5 yıl daha vermezsiniz, emekliye de sözleşmeyi imzalatın diyorlar. Ve özel bankaların parasıyla göya emekliye seçim öncesi ödeme yaparak sıkıntılardan kurtulacağını sanıyorlar. Emekli her ay 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Emekli her bayram 18 kilo kıyma kaybediyor. Bunlar promosyonla emekliyi kandıracaklarını sanıyorlar. Ve buradan tekrar söylemek isterim. Sadece emekliler değil, staj mağdurları, çıraklık mağdurları, yani staj yaptıkları gün göreve başlama, sigortaya başlama günü kabul edilmeyip EYT'den yararlanamayanlar meydanlara geldi. Biz baş göz üstünde tutuyoruz ama maalesef Recep Tayyip Erdoğan onları meydana sokmuyor, gözaltına aldırtıyor,
itiyor, kakıyor ve göz altında tutuyor. Bugün yine benzer olaylarla ilgili dikkatimizi çeken çok sayıda gelişme var. Ama en son Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde dün Filistin'e destek olmak için İsrail'le ticareti durdur, ticaret durmadan zulüm bitmez diyen bir pankartı taşıyanları yaka paça gözaltına aldılar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Meydanlara gelen, tepki gösteren gençleri gözaltına alma. Filistin'e sahip çıkanları gözaltına alma. Bunların gereğini yap. Bunun yapmayı bekliyoruz ve ailenin, ailendekilerin, yakın çevrenin, yandaşlarının İsrail'le yaptığı ticaretin Filistin'e bomba olarak yağdığını, Filistin'in bundan cesaret aldığını hep birlikte görüyoruz. Bu yüzden biz de toplattığı pankartın gözaltına aldırdığı arkadaşların arkasındayız. Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz. Ramazan'ın sizlere barış, sevgi, sabır, huzur getirmesini diliyorum. Hazreti Peygamber'in güzel ahlakla ilgili Nisa suretinin 58. ayetini de hatırlatarak Allah size emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenize emreder diyor. Yapacağınız seçim gelecek hafta pazar günü bu saatlerde Bayraklı'yı kim yönetecek? İzmir Büyükşehir'i kim yönetecek? Bunların her birisi belli olmuş olacak. Ümit ediyoruz Bayraklı'da İrfan Önal kardeşimiz belediye başkanı olacak. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Ve yine bugün bütün gün birlikte çalıştığımız, ardından benim buraya gelirken kendisi Menderes'e giden, daha önce de sizinle defalarca burada olan çok sevgili Cemil Tugay'ın selamlarını getirdim. Kabul buyurunuz. Önümüzdeki hafta pazar günü işi ehline, İrfan gibi bir gence, Cemil Tugay gibi başarılı bir belediye başkanına, sakin, kararlı, inançlı, bütün ihtiyaçları İrfan kardeşimle birlikte ekip ruhuyla, takım ruhuyla çözecek olan Cemil Tugay'a da sizlerden destek istiyorum. Bilhassa hem bütün Bayraklı'ya hem de Bayraklı'daki Manisalı hemşerilerime, adaylarımıza emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum.